ve Zürih yeni başkonsolosuna kavuştu. Daha önce İsviçre'de görev yapan Aslı Oral, yıllar sonra bu defa başkonsolos olarak ülkeye geri döndü. Postun Sesi ekibi olarak başkonsolosu makamında ziyaret ettik ve yakından tanıma imkanı bulduk. İyi akşamlar değerli Postun Sesi izleyicileri. Bugünkü İsviçre özel programımızı sizlere Zürih Başkonsolosumuz Sayın Aslı Oral Hanım'la birlikte selamlayacağız. Fazla sözü uzatmadan şimdi hemen Aslı Hanım'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Yeni başkonsolosumuz Sayın Aslı Hanım, aslında İsviçre'ye çok yabancı bir isim değil. Dilerseniz bir kendisi anlatsın, kendisini bir takdim etsin. Aslı Hanım hoş geldiniz İsviçre'ye. Teşekkür ederim. Ben Aslı Oral, Zürih Başkonsolosluğunda yaklaşık bir ay önce göreve başladım. Öncelikle vatandaşlarımızın yeni yılını en iyi dileklerimle kutlamak isterim. 96-2000 yıllarında görev yaptığım Zürih'te tekrar bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu dönemde başkonsolosluğumuzda neler olmuş, neler değişmiş diye sorarsanız kısaca onlardan bahsetmek isterim. 99 yılından itibaren bu binamızda hizmet veriyoruz. Benim burada bulunduğum dönemde bize ait olan bu Kancelarya binasına, başkonsolosluk binasına taşındık. Şimdi vatandaşlarımıza burada daha yerleşik şekilde hizmet vermenin gururunu taşıyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerini daha önceki döneme göre daha çabuk gerçekleştirmekte olduğunu memnuniyetle gördüm. Belki yaklaşık bir fikir vermek bakımından söyleyeyim. Bize başvurular, günlük başvurular 100 civarındadır. Ve 100 kadar vatandaşın işlemlerini yaparız. Aynı zamanda postayla da işlem kabul ederiz. Bazı teknolojik gelişmeler de bizim bu işlemleri daha kolay ve daha hızlı şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Zaman zaman aksaklıklar olabilir ama bunları bizimle paylaşırsanız biz uygun çözümler bulmakta sizlerle birlikte ayrıca memnun oluruz. Bunun yanı sıra belki birkaç öneride bulunabilirim. İnternet sitemizi izleyebilirsiniz. Çeşitli değişiklikler orada yer alır, duyurularımız vardır. Onlara ilgi göstereceğinizi düşünüyorum. Aydınlatmak bakımından vatandaşlarımıza yararlı olabileceğini düşünüyorum. Evet, burada biz İsviçre Türk toplumunu oluşturuyoruz. Benim en büyük isteğim burada daha fazla birlikte olabilmemiz. Çünkü ortak paydalarda birleşiyoruz ve bu ortak paydalarda birleşerek daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Önemli olan birlikte hareket edebilmemizdir. Bu bakımdan İsviçre Türk toplumuna ve diğer dernek, federasyonlarımıza büyük önem veriyorum. Ve vatandaşlarımızın bu oluşumlarda büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalıştıklarını düşünüyorum. Ama bunların muhakkak faydası oluyor. Benim görebildiğim bir başka önemli konu eğitim konusu. Aslında yeni bir şeyler söylemiyorum. Bunlar her zaman paylaştığımız şeyler. Ama belki kısaca değinmek istiyorum. Yani toplumda hepimiz çocukların, onlar bizi geleceğe bağlıyorlar, iyi bir yer edinmesini istiyoruz. Bunun da anahtarı iyi bir meslek sahibi olmaktan geçiyor. Bunun için çocukların eğitimine özellikle önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten anne babalar bunun bilincindeler ama belki zaman zaman zorluklar oluyor. Bunlardan yılmamak lazım. Ve daha çok çocuğumuzun Türkiye'den uzakta belki ama bir ön anlamda da Türkiye'ye yakın işte hem Türkçelerini hem yabancı lisanlarını ilerleterek iyi bir eğitim almalarının önemini düşünüyorum. Bunun yanı sıra şimdi evet ben postla konuşuyorum şu anda önümde de rehberleri var 2012 rehberleri var. Ben basın yayına da önemli bir görev düştüğünü inancındayım. Örneğin zannediyorum buradaki Türk gazeteler özellikle İsviçre toplumunda olan gelişmeleri, İsviçre siyasetini de yansıtıyorlar. Bir bakıma da Türkiye ile buradaki vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi yapıyorlar. Bu bakımdan biz her zaman kendilerine yardımcı olmaya hazırız. Aynı şekilde bizimle danışarak, önerilerini paylaşarak hep birlikte neler yapabiliriz, bunların üzerinde düşünmemiz yarar sağlayabilir diye düşünüyorum.
Bir önceki başkonsolos Hakan Kıvanç'ın sözlerini hatırlatıp, kendisi göreve atandıktan sonra ilk işimizde Aslı Hanım'ın mikrofon tutup nasıl bir başkonsolosluk teslimi aldığını sormak olacak. Bakalım. İnşallah enkaz devraldım falan demez. Kendisine nasıl bir başkonsolosluk devraldınız sorusuna Hakan Kıvanç ve önceki başkonsoloslara teşekkür ederek görüşlerini açıkladı. Ben iyi hizmet veren bir başkonsolosluk teslim aldığıma inanıyorum. Bunun için hem önceki başkonsolosumuz Hakan Bey'e hem de buradaki görevli arkadaşlara bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyorum izleyecekler mi, izlemeyecekler mi ama bunu söylemek isterim. Yani ben iyi çalışan bir başkonsolosluk devraldım ama hiçbir zaman şu andaki durumla yetinmemek gerekir. Hep daha iyiyi bulmak gerekir. Belki daha iyi şeyler de yapabiliriz. Daha yapıcı olabiliriz. Ama bu bakımdan da vatandaşlarımızın önerilerine ihtiyacımız var. Bunlar da bizi yönlendirecektir ve yararlı olacaktır. Sonuçta ben işte aşağıya iniyorum, vatandaşla konuşuyorum, işlem yapan arkadaşları görüyorum. Ama ben bizzat işlem yaptırmıyorum. Yani onun bir zorluğu oluyor mu? Ya da mesela bize ulaşmakta telefonla zorluk çekiyorlar mı? Biz 14-16 arasında genellikle telefonlara yanıt veriyoruz. Bunun da şöyle bir gerekçesi var. Çünkü sabahları vatandaş kabul saatlerimiz var. 8.30'dan itibaren başlıyoruz. 12'de bitiriyoruz. Vatandaş yoğun olursa onu biraz daha çekebiliyoruz. Biraz daha uzatabiliyoruz bir başka deyişle. Bu bakımdan vatandaşın daha önce de söylediğim gibi anlayışına sığınıyorum. Belki son bir söz uygun görürseniz söylemek isterim. Dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Evet, yani ben iyi izlenimlerle geldim. Hep iyi şeyler yapabileceğimize hep birlikte inanıyorum. Ve umarım benden sonraki başkonsolos arkadaş da benim söylediğim gibi iyi bir başkonsolosluk bulduğunu söyler. Bu benim için en büyük gurur kaynağı olur. Daha o zamana kadar inşallah sizinle çok değişik konularda yine belki burada daha sohbetler gerçekleştireceğiz. Etkinliklerinizde biz de eşlik edip inşallah bunları da duyuracağız. Biraz önceki konuyu belki ilaveten vatandaşlarımızın telefonla size ulaşıp ulaşamadığı ile ilgili bize yöneltilen soru veya serzenişleri ben buradan vatandaşların sesi olaraktan ileteyim. Daha önceden de bunu iletiyorduk. Telefonla vatandaşlar öğleden sonra özellikle bir yoğunluk oluştuğundan dolayı herkesin aynı saat telefon ettiğinden dolayı ulaşmakta bazen zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını iletiyorlar. Ben bunu da size iletmiş olayım. 14-16-30 arası. Bulunabilir miyim bununla ilgili? Bizim belki web sitemize girebilirler. Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosluğu olarak. Orada hem telefon numaraları var hem de belli arkadaşlar. Yani mesela askerlik konusuysa o konuya bizzat bakan arkadaşın telefonunu kullanarak direkt ulaşabilirler. Genel santrali değil, görevli evet bölümlere direkt ulaşarak. Biz daha önceki yayınlarımızda yine bu ekrandan hem gazetedeki haberlerimizden de vatandaşlarımızın temenni veya sorunlarla ilgili konularda kendilerinin başkonsolosluk web sayfasından ve bizim buradan daha sonra da duyuracağımız e-mail adresinden de sizlere ulaşabileceklerini belirtiyorduk. Sanıyorum en kolay yol elektronik postayla en kısa zamanda 24 saat içinde en geç vatandaşlarımıza cevap ulaşıyor. Evet, bazı kanallardan bize ulaşan talepler oluyor. Onları da yanıtlamaya çalışıyoruz. En kısa sürede yanıtlamaya çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde bir yığılma olursa bu hizmetin geç kalması bizi memnun etmez. Vatandaşın işi aksamış olabilir, ivediliği olabilir ki bazen hepimizin işi çok ivedidir biliyorsunuz, aceledir, bir an önce halletmek isteriz. Bu bakımdan sizin de bahsettiğiniz gibi bazı ortamlar, örneğin bizim web sitesine yazıyorlar bildiğim kadarıyla, başka birkaç şey daha var, onlara da başvurarak hemen yanıt alabilirler sorularına. Yani e-postanın iyi çalıştığını ben bizzat kendim de tanık oldum. Çevremdeki arkadaşları tavsiyede bulundum. En geç 24 saat içinde cevap alıyorlar. Buradan yine ekranımızın, şimdi bu yayınımızın sonunda da bu adresleri ben tekrarlamak istiyorum. Bu güzel sohbet için Aslı Hanım sizi tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi bugün ağırladığınız için inşallah ileriki dönemlerde yeniden değişik konularda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Bu vesileyle benim de vatandaşlarımıza kısaca bir seslenme imkanı yaratmış oldunuz.
Teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin hep birlikte devamını arzu ediyorum. Bunu tekrarlamak istiyorum. Evet sayın seyirciler, yeni başkonsolosumuzu görevinde önümüzdeki en az 4 yıl boyunca sürecek görevinde başarılarını temenni ediyoruz. Güzel, başarılı çalışmalar diliyoruz. Ve az önce belirttiğimiz gibi başkonsolosluğumuza yaşadığınız sorunlarla ilgili veya burada karşılaştığınız sıkıntı veya temennilerle ilgili görüşlerinizi hiç çekinmeden şimdi ekrana gelecek e-posta adresine direkt başkonsolosluğumuza ulaştırabilirsiniz. Ve bunun dışında da yine şimdi ekrana gelen başkonsolosluğun web sayfası adresinden diğer hizmetlerle ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz ve Postun Sesi'nin diğer devamındaki habere geçiyoruz.